Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. İttihat İslam programımızda Serdar Hocamla birlikte bugün çok önemli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Sayın Mahir Kaynak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ hoş olun. Geldiniz hoş hocam. bulduk Şeref efendim. Sağ olun. verdiniz. Hocamızı tanıtmaya gerek duymuyorum çünkü hepiniz çok yakinen tanıyorsunuz. Ülkemize çok büyük hizmetleri geçmiş. Halen de milletimize çok büyük hizmetleri geçen sayın hocamızın varlığı bizim için bir nimet. Sağ olun efendim. Sağ olun buraya teşrif ettiniz. Allah razı olsun programımızda değerli fikirlerinizden istifade edeceğiz inşallah. Bizim Türkiye olarak çok büyük bir geçmiş tecrübemiz var. Bu tecrübemizi geleceğe aktarmak ve günümüzde de bölge ülkelerine örnek olmak açısından bize önemli bir görev düşüyor. O yüzden vizyonumuzun açık olması gerekiyor. Misyonumuzu da biliyoruz. Adaletle dünyada barış ve huzur güveni getirmede büyük katkı sağlamak. Geçmişimizde bunu gördük Allah'ın izniyle. Şimdi yeniden Türkiye'nin sorunlu olan bölgemizde barış ve huzuru ve rahatlığı sağlamasında öncü olma görevinde Allah'ın izniyle hem bunu sürekli zikredeceğiz, tekrarlayacağız. Hem de bölgemizde bir birlik, bu birliğin oluşması aşamasında çok büyük faydalarını göreceğimiz bu birlikte hem ekonomik kalkınma hem bölgede terörün, savaşın ve geri kalmışlığın yok olmasında Türkiye'ye önemli roller düşüyor, değil mi hocam? Evet efendim. Şimdi Türkiye bu rol neden düşüyor sorusuna cevap aramamız lazım. Biz geçmişte de vardık, Türkiye'ydik ama bizden kimse böyle bir şey beklemiyordu. Ne oldu? Bu Yaradan'ın bize lütfettiği bir şeydir, bir şanstır. Bu neden oldu, nasıl oldu sorusuna cevap arayalım. Efendim benim 13 Ocak 1990 tarihinde Nokta Dergisi'nde vermiş olduğum bir mülakatta şöyle bir paragraf var. Diyorum ki önümüzdeki dönemde Türkiye bölgesel bir güç olacaktır. Buraya askeri araçlarla değil, ekonomik ve siyasi araçlarla ulaşacaktır. Amerika ve Rusya bu oluşumu destekleyecektir diyorum. Yani Türkiye'nin bugün neden bu rolü aldığı dünya şartları belirler. Yani şunu söyleyelim. Bütün şartlar aleyhinize olduğu zaman Türkiye büyüklüğünde bir ülke ben bu şartlara rağmen büyük olurum diyemez. Olmaz. Herkesin sizin üzerinize yürüdüğü bir dönemde bütün dünyayı Evet. yenemezsiniz ki. Ama şartlar bizim lehimize gelişti. Çok şükür. Maşallah. Neydi bu şartlar? Efendim, geçmişte Soğuk Savaş dönemini yaşadık. Bir tarafta Sovyetler Birliği, bir tarafta Amerika. Aslında bu dengede çok yanlış anlaşılıyor. İkisi birbirini düşman ilan ettiler, değil mi? Kesinlikle böyle bir şey yoktu. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği, Amerika omuz omuza savaştılar ve birlikte Nazi İmparatorluğunu tasfiye ettiler. Şeye gittiler, Yalta'da dünyayı paylaştılar, Avrupa'yı paylaştılar. Avrupa'nın ortasına düz bir çizgi çektiler. Bir tarafı Rusya'nın oldu, Sovyetler Birliği'nin, bir tarafı Amerika'nın oldu. Bu anlaştığı el sıktılar, kapıya çıktılar, düşman ilan ettiler. Neden? Çünkü birbirinin düşmanı ilan edilmeseydi onların tarafındaki ülkeleri kontrol edemezlerdi. Sovyetler Birliği Doğu Avrupa'yı kontrol etti. Amerika'da Batı Avrupa'yı kontrol etti. Böyle. Kesti. Bu bir dengeydi. Bu denge bozuldu. Aslında bu dengenin iyi bir denge olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü şöyle diyebilirler. İşlerinden şöyle geçirdiklerini düşünüyorum. Diyorum ki geçmişte Avrupa'da büyük güçler vardı ama bunlar 25 sene içerisinde iki tane büyük savaş yarattılar. Biz sizi 50 seneden fazla yönettik. Evet. Hiçbirinize zarar vermedik. Küçük savaşların dışında büyük savaş yaşamadınız da diyebilirler böyle. Ama bir güç oluştu. Bu gücü bilelim. Çünkü şu sorunun cevabını bilmemiz lazım. Sovyetler Birliği komünisti ve hepimiz derdik ki Sovyetler Birliği'nin vazifesi dünyada komünizmi muhafaza etmek, hatta herkesi komünist yapmak. Fakat bir gece ansızın içeride bir ayaklanma, dışarıdan bir müdahale yokken adeta Komünist Partisi intihar etti. Komünizmi yok etti. Allah Allah. Niçin? Niçin? Diyor. Evet. Bunu sormamız lazım. Evet. Bu ve ondan sonra da Soğuk Savaş dönemi bitti ve geçmişte olan dengeler bozuldu. Yani Avrupa'nın yarısı Sovyetler Birliği'nin yarısı Amerika'nın olmaktan çıktı.
tamamı Avrupa Birliği'nin etrafında bütünleşti. Efendim, geçmişte Amerika içerisinde bir eğilim ortaya çıktı bu dengeye rağmen. O eğilim şuydu, diyordu ki neden Sovyetler Birliği'ni dünyada büyük bir güç haline getirelim? Halbuki Avrupa var. Avrupa büyük bir güç olsun, terazinin bir gözünde biz, bir gözünde Amerika olsun, Avrupa Birliği olsun, Avrupa gücü olsun ve biz dengeyi böylece kuralım dediler. Ve bunu söyleyen de finans kesimiydi. Bugün çok geçiyor, küresel sermayeydi yani. Bunlar söylediler ve bunların temsilcisi de Kennedy'ydi ilk başta. Şimdi Kennedy'yi herkes kim öldürdü diye sorar da niye öldürdü diye sormazlar. Hatta o tarihlerde Kennedy öldüğü tarihte bir de şey vardı. Dünya bir nükleer savaşın eşiğinden döndü diye de bir söz geçer. Neydi bu? Bunu da inceleyelim. Bu yani Avrupa'yı bir güç haline getirmek, Sovyetler Birliği'ni tasfiye etmek düşüncesi Kennedy tarafından benimseniyordu. Ve onu o gücü temsil ediyordu. Hruşçov dedi ki bunu dediği bir savaş olmadan böyle bir sonuca razı olmayız biz. Tasfiye edilmeyi kabul etmeyiz. Hı hı. Savaşı göze alıyorsanız dedi bunu yapabilirsiniz. O zaman Amerika dedi ki bir nükleer savaş yapacağımıza bir sürü insan gideceğine Kennedy gider dediler. Ve Kennedy'nin içeriden öldürüldüğünü hepimiz biliyoruz. Herkes söylüyor değil mi? Yani içeride birisi öldürdü diyorlar. Evet. Amerikan devletinin içinde öldürdüğünü söylüyor. Bu sebebi buydu esas itibariyle. Fakat sonra bu akım Yeltsin döneminde Sovyetler Birliği'nin içine sızdı ve orada bir takım şeyleri, ekonomik güçleri kontrol etmeye başladı. Bakınız, şu soruyu sormamız gerekirdi kendimize. Ya bu Sovyetler Birliği'nde, komünist dönemde herkes ya işçidir ya memurdur. Bunların paraları ne kadar olur ki? Biriktirseler ya bir ev alırlar ya bir araba alırlar. Halbuki birdenbire dünyanın dolar milyarderlerinin arasına çıktılar. En ön saflara gittiler. Mesela hepimizin tanıdığı bir Abramovich var. Şimdi kaçtı o, Rusya'dan kaçtı. Ne oluyor? Chelsea takımını satın aldı. Hı hı. Dünyanın en lüks şeylerinde, yatlarında geziyor falan böyle. Hı hı. Milyarderler oldular. Yani dışarıdan bu küresel sermaye dediğimiz güç onlara para verdi ve bunlar Sovyetler Birliği içerisindeki ekonomik tesisleri çok uç fiyatla satın aldılar. Sonra bunların fiyatı artınca bir anda zengin oldular, müthiş zengin oldular. Putin gelince garip bir şeyle karşılaştı. Bu oligark dediğimiz sonradan zengin olmuş adamların hepsini tasfiye etti. Bir kısmını içeri attı, bir kısmı kaçtı. Ve bu şeyleri tekrar komünizme dönmedi. Kapitalizme geldi ama bu mülklerin hepsini Rusya'nın güvendiği adamlara verdi. Milli kişilere verdi. Ötekileri de kovaladı. Yani hiçbir sebep yoktu yani. Abramovich olmadı, başka bir adam oldu. Ne için bu, değil mi? Evet. Böyle. Rusya bunu şey etti. Amerika Birleşik Devletleri de şöyle düşündü. Dedi ki, bu dedi küresel sermayenin vatanı yok dedi. Bunlar para sahibiler. Bugün Amerika'dalar, yarın Londra'ya giderler. Ertesi gün Boğaz'da rakı içerler. Boğaz'dan idare ederler dünyayı. Çünkü para son derece hareketli. Bizi de bir sürü problemi arkasında bırakır giderler. Nitekim Amerika dünyanın en borçlu ülkesi haline gelmişti. Bunun istifade eden kimdi? Finans çevreleri şeydi. Evet. Bakın bugüne gelelim. İlginç bir şeyle karşı karşıyayız. Her ülkede ekonomiden şikayet olduğu zaman hükümete şey denir, karşı çıkılır. Hı hı. Amerika'da Wall Street'e karşı çıkılıyor. İyi mi? Niye ya? Biz bunu daha evvel görmedik yani. Değil mi? Evet. Ondan sonra geçenlerde bir şey daha oldu. Bu protestocular dediler ki ey Amerikan halkı paralarınızı büyük bankalardan çekin, mahalli bankalara yatırın. Bakın bu da bir şeydir. Bir projedir. Yani diyorlar ki Amerikan hükümeti bu küresel sermayeyi bertaraf ederken büyük şirketler batacak. İflas edecekler. İçinde Amerikan halkının parası olmasın, onlar zarar görmesin. Onlar mali bankalara yatırsınlar. Onlara bir şey olmayacak. Üstelik onların problemi olursa ben onları desteklerim. Ama büyük şeyler, firmalar çökecek.
bankalar, büyük bankalar çökecek. Peki bu bankalar çökerse Amerika rahatsız olmaz mı? Hayır, hiç rahatsız olmaz. Çünkü Amerika'nın bu bankalarda parası yok. Bakın, onu nereden biliyorum? Amerika'nın iç tasarruf oranı %0'dır. Hiç tasarruf etmezler. Hiç. Genel, global baktığınız zaman. Bu paralar işte Çin'in, Japon'un, Uzak Doğu ülkelerinin, petrol sahibi ülkelerin paralarıdır bunlar. Bu paralar batarsa Amerika ne kaybeder? Hiçbir şey kaybetmez. Zaten batmasını da istiyor. Evet. Şimdi durum bu Amerika'daki. Diyoruz ki Amerika ekonomik kriz geçiriyor. Amerika ekonomik kriz geçiriyor dersen ben şöyle bakarım. Herkes borsa düştü mü, borsa yükseldi mi? Gerçi yine borsa yükseliyor ama ben ona bakmam. Üretim düşüyor mu? İnsanlar aç kalıyor mu? İnsanlar giydiğinden daha azını mı giyiyor? Hayır. Bütün şey üretim devam ediyor. Buna ekonomik batış mı denir? Sadece onun üstündeki örtü, yani para örtüsü bir simgedir. O bertaraf ediliyor ve Amerika büyük bir dertten kurtuluyor. Borçlu borcunu ödemeyecek. Firmalar iflas edecek, bankalar iflas edecek. İflas edince alacakları, borçlu iflas edince alacakları hiçbir şey alamaz. Şimdi bak, şu sırada Yunanistan'la ilgili bir olay seyrediyoruz değil mi? Bakın, Papandreou dedi ki, ya dedi bu kemer sıkma tedbirlerini halk onaylasın, yoksa ben istifa edeceğim dedi. Çok akıllıca bir iş yaptı. Halk onaylarsa sorumluluk halkta olacaktı. Çekti gitti, burada başka birini getirdi. Üstelik bu adam da Avrupa Birliği'nin Merkez Bankası'nın başkan yardımcısıydı. Eğer dedi, bu işin parayla çözüleceğine inanıyorsanız para ustaları tarafından, alın size para ustası. Ve sonraki göreceksiniz iflas edecek şey bu Yunanistan. Ve bunun bütün sorumluluğu o parayı yöneten adamların üzerinde kalacak. Avrupa Birliği'nin parasını yönetiyordu adam. Bu iflas edecek onun üzerinde kalacak. Ve Papandreou çıkacak diyecek ki bak gördünüz mü sizi yıktılar. Şöyle diyelim, Papandreou başında geldi, dışarıdan paraları aldı, halk bunu yedi. Burada doğru anlamamız için borçlanmanın ne manaya geldiğini basit bir örnek verelim. Diyelim ki bir aile gündüz fasulye, akşam fasulye pilav yiyor ve hayatını böyle devam ettiriyor. Borç alırsa bir de baklava ekler akşam yemeğine. Şimdi borç almayı durdurursa baklava gider. Ya nedir? Hiç yani borç almıyor sadece. Refahında büyük düşüş olur değil mi? İşte Yunanistan'da bunu gördük. Borç almayacağız dediler. İşte artık dışarıdan borç almayacağız dediler. Halk hayat seviyesi çok düştü. Hayat standartı çok düştü. Çünkü durmadan gelirlerin üzerinde tüketim yapıyorlardı. Bildirdiler ki borcunu öde. Fasulye pilavdan pilav da gider o zaman. Değil mi efendim? Nasıl ödeyeceksiniz borcunuzu? Evet. Ve işte Papandreou bunu gördü. Arkadaş, ben borcu kessem bile bu halk isyan ediyor. Borcu kessem, borç almayı bıraksam halk isyan ediyor. Bir de borç ödemeye kalkarsam imkanı yok bunu yapamam dedi. Çekti gitti. Şimdi getirecekler bu şeyi itham altında bırakacaklar o kişiyi. Avrupa Birliği'nden de çekilecek şey. Bakın, burada Türkiye'den söz edecektik. İşte Türkiye'nin önüne açılan bir fırsattır bu. Biz geçmişte Yunanlarla birlikteydik. Evet. Şimdi gene birlikte olacağız. Çünkü onların ekonomik problemlerini biz çözeceğiz. Evet. Evet. Biz çözeceğiz. Evet. Zaten şu anda Yunanların sıkıntıya düşmüş olanları tekrar Türkiye'ye geliyorlar, şey yapıyorlar. Evet. Burada geçinmek, iş bulmak istiyorlar. Evet. Buradan şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bizim memleketimiz ve bizim düşüncemiz insana yöneliktir. İnsanı korur ve kollar kim olursa olsun. İnançların sana aittir. Sen öbür dünyada sen hesap vereceksin. Senin hesabını ben vermeyeceğim. Nasıl istiyorsan öyle düşün. Ama bizim ortak bir kültürümüz var. Bu kültürde dünyada eşine rastlanmayan bir kültür. Dayanışma, insanların
birbirlerine destek olması, ailelerin birbirine destek olması, aile içindeki destekler falan, bu dünyada hiç olmayan bir şey. Bir örnek vereyim. Bir gün Almanya'da bir otelde oturuyordum. Yaşlı bir karı koca kahvaltısını etti. Çıkarken parasını bıraktı, gitti. Ondan sonra otel sahibi dedi ki, anam babam bu dedi. Yani Türk kültüründe böyle bir şey düşünmeniz mümkün mü? Amerika'da bir gün gittim, bir kadınla konuşuyorum. Dedi ki Amerikalı, annem gelmiş şu otelde kalıyormuş, gidip onu ziyaret edeceğim dedi. Bizde annemiz bir yere gelse evimize mi gelir, otele mi gider? Yani böyle bir şey yok. Şimdi bakın, başka şeyler de var. Amerikalı askere gider, çok yüksek maaş alır. Bizde çocuk askere gider, anası cebine harçlık koyar gönderir. Bunlar çok farklı düşüncelerdir. Ben burada askerlik şöyle olsun böyle olsun demiyorum. Sadece insanların duygularını anlatıyorum. Değil mi? Bu bulunan bir şey değil. Ve ilginç bir şey, bizim kültürümüz insanların inançlarından bağımsızdır. Yani şunu görüyorum. Türkiye'den gitmiş olan bir Ermeni, bir Rum, efendim bir Yahudi de tıpkı bizim gibi davranıyor. Ve geliyor diyor ki, gel bir çayımı iç, gel bir yemek ye diyor. Yani İnşallah, öyle bir şey. Evet. Bizim gibi davranıyor. Öyleyse bu bir yarattığımız ortak bir kültürdür. Ama kökünü inançlarımızdan alıyoruz. Maşallah. Evet. O yüzden bölgede birliği sağlamak için dış ülkelerden de bölgede Türkiye'nin yüzüne bakılıyor. Türkiye'den bir beklenti var. Mesela Malezya'dan bir beklenti yok. Tabii. Malezya ikiz kulelerini, kendi ikiz kulelerini yapabilecek kabiliyette olmasına rağmen bölgede öncülük yapabilecek kabiliyette değil. Çünkü Türkiye'nin geçmiş tecrübesi var. Amerika'dan bahsettiniz hocam. Amerika 200 yıllık evet. bir devlet. Amerika yokken Türkiye'nin geçmişi olan Osmanlı imparatorluk olarak 600 yıl dünyaya güzel örnek olmuş. Her gittiği yerde barış, huzur, güven tesis etmiş. Bu bahsettiğiniz kültürü, yani İslam ahlakını her yerde yayarak şimdi sorunlu olan Filistin gibi vesaire diğer bölgelerde de barışı çok rahatlıkla temin etmiş bir kültür. Bu ortak kültürde herkese saygı, demokratik temellidir. Bu demokrasiyi bize Kur'an verir. Şeytanın Allah'a sınırım ayeti kerimede dinde zorlama yoktur der. Evet. İnsanları özgür bırakan Allah'tır. Düşüncede özgür, fikirde özgür, insanların hürriyetlerini kısıtlamadan harekette özgür. Bu özgürlüğü veren Allah'tır ve bunu uygulayan Osmanlı İmparatorluğu da, değil mi? Evet. Yani genişlemesine rağmen kendi milleti, o yöredeki milleti serbest bırakmıştır. Yani yaşamda, inançta, düşüncede dediğiniz gibi. Ve bakın, Amerika'da bile hatırlarsanız Kasım ayındayız. 99 yılının Kasım ayında Amerika Başkanı Clinton buraya gelmişti. Ve Osmanlı tecrübesinden bahsedip Türkiye'nin işte şimdi Türk-İslam Birliği'nde bölgemizde oluşturulacak birlikte ve bu kültürün ne kadar önemli olduğunu, Türkiye'nin de çok önemli rol oynayacağını söylemişti. Şöyle söylemişti, 20. yüzyılı Osmanlı'nın dağılışı şekillendirdi, 21. yüzyılda Türkiye şekillendirecek dedi. Maşallah. Evet, maşallah. Böyle, bu böyle. Şansımız böyle, bize bu yol açılmış durumda. Yani. Evet. Şimdi Osmanlı neden yıkıldı ve sonra biz neden Batı'ya benzedik sorularına cevap arayalım. Osmanlı'nın tek eksiği şuydu, ekonomi önem vermedi. Batı sanayi devrimini yaptı ama biz onunla ilgilenmedik. Hı hı. Bakınız mesela Yavuz zırhlısı vardır, bir Alman zırhlısıdır. İkinci Dünya Savaşı'na bizi sokmuştur. Cumhuriyet döneminde de uzun süre bizim sembolümüz haline gelmiştir. Hı hı. Yani yemimizi, memimizi hep dışarıdan alıyorduk. Bizim yenilmemiz mukadderdi. Yani o yenildik. Peki sonra neden değer yargılarımızla, değerlerimizle sanki çatışıyormuş gibi batılı olmaya çalıştık, değil mi efendim? Hı hı. Burada bir mecburiyet vardı. Bu mecburiyet nedeniyle de kimseyi eleştirmeyin. Ben de eleştirmiyorum bunu yapanları. Diyorum ki mecburduk bunu yapmaya. Dediler ki bize,
biz sizin topraklarınızın dörtte üçünü alıyoruz. Hı hı. Şöyle bir sınır çizdik. Yalnız bu sınır maddidir. Bir de manevi sınır çizelim. Yani siz çevrenizdeki terk ettiğiniz topraklarla benzerlikleriniz yok edin. Evet. Bakınız Halep, vilayet, Gaziantep, Antep daha doğrusu o zaman Antep kazaydı. Birbirinden tamamen farklı hale geldiler. Yani bir vilayeti düşünün. Konya'yı ikiye bölüyorsunuz. Karaman başka, Konya başka olabilir mi? Yani öyle bir şey oldu. Ama buna mecburduk. Dediler ki siz bir daha imparatorluğun, eski imparatorluğunuzun toprakları üzerinde iddia sahibi olmayın. Bakınız efendim, işgal edilmek o kadar kötü değildir. İşgal edilirse işgal bir süre sonra sona erer. 10 sene, 20 sene, 50 sene işgal sona erer. Şu anda Japonya'da Amerikan askeri var mı? Almanya'da yabancı asker var mı? Hayır. İngiltere galibiyetten sonra hayır dedi, işgal etmeyeceğiz. Yeniden yapılandıracağız dedi. Biz bunu kabule mecburduk. Başka çare yoktu. Şunu söylüyorum benzetme olarak, diyorum ki bizi kökümüzden sökmek istediler. Bir ağaçtık biz. Biz dibimizden kesilmeye razı olduk. Kesin dedik. Ve şimdi bu kökün yanından bir priz çıkıyor. Ağaç oluyor. İşte o ağaç eski ağaç gibi olacaktır. İnşallah. Ben onu gözlüyorum. Bakınız efendim. Ben ders verdiğim zamanlarda öğrencilerime şunu söylerdim. Çocuklar, ben göremeyeceğim. Ama siz büyük ve güçlü bir ülkede yaşayacaksınız. Güçlü bir ülkede yaşayacaksınız. Onun keyfini sürün, yalnız biz yaptık demeyin derdim. Bu önümüze açılmış Allah'ın bir lütfu. Maşallah. Bir dünyadaki bir gelişimin sonucudur yani. Çok güzel. Maşallah. Evet. Böyle. Evet. Ve bugün de bu şeyi bu şartlara uygun hareket ediyoruz. Bakın hiçbir zaman eskisi gibi çevredeki insanlar bizden değildir demiyoruz değil mi efendim? Allah Allah herkes. Bir yandan efendim İslam dünyasına hitap ediyoruz. Öbür taraftan Rumlara karşı olumlu tavırlar sergiliyoruz. Onların şeylerini, ibadet yerlerini filan açıyoruz. Tabii. Tabii. Değil mi? Evet. Ve onlar da bundan memnunlar. Çünkü bizim şeyimizde, çekirdeğimizde, gönlümüzde insanları dışlamak yoktur. İnsan temellidir bizim düşüncemiz, felsefemiz. Evet, inşallah. Hocam, vizelerin kalkması da bu söylediğiniz anlayışın bir tezahürü. Ve bu dönemde böyle bir şey oluyor olması hakikaten, Sayın Hocamız 4 yıl öncesinden söylüyordu vizeler kaldırılacak, kalksın. Hatta pasaportlar da diye. Nitekim Gürcistan'da pasaport da kalktı ve 60 ülkeyle vizemiz kalktı. Evet. Bu dediğiniz anlamda bu bölgede birlik ve kardeşlik ortamı, bu yeniden yapılanma, evet, birlik yapılanması için hakikaten güzel, önemli bir adım. Ve bahsettiğimiz birlik, tabii ki İslam ülkeleri, Türk devletleri, ki evet, Atatürk de Türk birliğini görüyorum, ona inanıyorum diyor biliyorsunuz. Onun yanında şu anda sorun teşkil eden, politikada sorun teşkil eden birçok ülkenin de bu birliğin içinde bulunup böylece sorunların yok olması. Mesela Ermenistan'ın, evet, mesela İsrail'in, Rusya'nın bu birliğin içinde olması ve dolayısıyla bölgede huzur ve barışın, tam güvenin sağlanması. İdealize edilen, arzu ettiğimiz bölgedeki birliğin, kardeşliğin, refahın, silahların yok olmasının, savaşların, terörün yok olmasının. Bakın, bir bölgede böyle bir birlik olsa terör olabilir mi, bizim ülkemizdeki terör? Yani tuzun suda erimesi gibi. Tabii. Yok olur gider. Ve biz dediğiniz gibi hakikaten komşularımıza da, mesela terörist başını saklayan Suriye'ye bile ilişkilerimizi ne kadar ilerlettik. Halk, kardeşlerin halkı değil mi? Müslüman ülke diye. Gerçi şu anda tabii Suriye, diğer İslam ülkelerindeki o zorba melikler, işte Kaddafiler ve diğer ülkelerde cereyan eden o şeylerin akımının içine girmiş durumda. İnşallah aklı selimle, şefkatle ve güzellikle neticeye varır. Ama tabii gelişmeler de oluyor hocam. Günlük. Tabii gelişmeler gayet olumlu. Şimdi bu bölgedeki ülkeler kötü yönetiliyorlar. Bakın bir örnek. Diyorlar ki Kaddafi'nin 40 milyar dolar serveti vardı. Ya bir insan için para
bir ülkeyi yönetmekten, insanlara mutluluk vermekten daha önemliyse o kişinin hiçbir değeri yoktur. Değil mi efendim? Kesinlikle. Yani bir ülkeyi yönetmek, insanlara refah vermek, mutluluk vermenin başka bir şeyle mukayese edilmesi mümkün mü? Başka tabii, bir değil. Evet. Para sahibi oluyor. Evet. Şimdi bizim çok şükür galiba biraz o tarafa doğru düzeliyoruz. Yani geçmişte bizde de işte siyaset para kazanmanın bir yolu olarak telakki edilirdi. Yavaş yavaş bundan uzaklaşıyoruz. Çünkü onun millete hizmet etmenin insanın ruhunda yarattığı mutluluk hiçbir şeyle elde edilemez. Maşallah. Yavaş yavaş evet, bu hale geliyoruz. Hı. Çevremize de öyle yapacağız. Diğer insanlara karşı da dostça davranacağız. Bir şeyimizi de daha tamamlamamız lazım. Ekonomik olarak da güçlü ve müreffeh olmamız lazım. Hı hı. Yani evet. Müreffeh olursanız başkalarına bir şeyler verebilirsiniz. Eğer yoksa ne vereceksiniz değil mi? Onun için zenginleşmemiz lazım. Topraklarımız mümbittir. İnsanlarımız çalışkandır. Bakınız Almanya'nın en iyi işçileri Türkler oldu gitti orada. Yani biz de dağdan çıktı adam gitti Almanya'da işçi oldu gayet evet. Güzel. Yani böyle şeyler. Evet. Bu ekonomik olarak da büyümeye şey etmeliyiz. Tabii hem evet. Ülkemiz bunu sağlarken bölgede oluşacak bir birlik de doğal otomatik olarak bir ekonomik refah getirecektir. Tabii, tabii. Kimi işte Türk ülkelerinin yeraltı kaynakları, işte İslam ülkelerinin petrol vesaire, her ülkenin kendine ait bir zenginliği var. Bu zenginliğin birlik içinde kardeşçe güzel bir ticaret anlayışıyla harmanlanması doğal olarak bir bereket getirecek ve aynı zamanda bunun tabii manevi bir getirisi de var Allah'ın izniyle. Çünkü Allah'ın bizden istediği bir ibadettir. Müslümanlar ancak kardeştir buyuruyor Cenab-ı Allah, şeytanın Allah'a sınırım. Bir birlik olun diyor. Yeryüzünde bozgunculuk ve fesat yapanlar vardır. Siz birlik olmazsanız bu fesat ve bozgunculuk devam eder diyor. Biz şimdi kapı komşumuzda öldürülen, şehit edilen 1,5 milyon insan değil mi? Irak'ta, tabii. Afganistan'da, Doğu Türkistan'da, her yerde bu zulmün sona ermesi bölgede oluşacak bir birliğe bağlıdır. Ülkemizin içindeki birlik de çok önemli. Biz Türk, Kürt kardeşiz hepimiz. Hiçbir ayrı gayrımız yok. Aynı aşı yiyoruz, aynı toprağı paylaşıyoruz. Herkesle kardeşlik bağı gibi, yani geçmişten gelen 1000 yıllık büyük bir kardeşliğimiz var. Hatta Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, bakın kendisi bir Kürt alim, büyük Müslüman müceddit olmasıyla birlikte Türk milletini övmüştür. Hı hı. Ve bu misyonun Türk milleti üzerinde olduğunu söylemiştir. Değil evet. mi Serdar Hocam? Şimdi evet. Mahir Hocam o kadar güzel anlattı ki ben hep hocamızın anlattıklarından kafamda ahir zamanın o güzel günlerini, ahir zaman Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından önceki aslında zor gibi gözüken mukadderat dedi hocamız ki çok doğru söyledi maşallah. Takdiri ilahi, yani Cenab-ı Allah'ın takdiri ilahisinde olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da daha önceden haber verdiği ve olacak dediği. Evet. İşte hocam çok güzel anlattı, ekonomik krizi, dünyanın konjonktürü, ülkelerin birbirine olan bakışları, stratejileri. Aslında çok güçlüler ama terörün hallolmaması veya terörün bazı sebeplerden dolayı yine bir takım menfaatlerden dolayı hallolmuyor olması. Ki hocamız yine çok güzel onu özetledi. Para hiçbir şeyin üstünde olmamalı. Evet. Hizmet çok önemli dedi. Yani insanın ruhunda, tabii hangi insanın? Allah'tan korkan evet. insanın ruhunda hizmet aşkı olur dediniz. Tabii. Ahir zamanda inşallah bu olacak. Yani insanların kalbindeki kötülük alınacak inşallah. Evet. Sevgi, şefkat, merhamet duyguları yerleşecek. Ancak o şekilde dünyanın tamamında bir huzur, güven ve refahtan söz etmemiz mümkün olur. Aksi takdirde, şimdi geçen programda sen çok güzel bir analiz verdin. Hocam, altı hocamız şeyi söyledi. Dünyadaki ülkelerin şu anda savaş ekonomisine harcadıkları paradan bahsetti. Toplamda, ki siz daha iyi biliyorsunuz, yaklaşık olarak 1 trilyon dolar çıktı ortaya. Şimdi ahir zamandayız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelediği bir zamandayız.
Siz de çok güzel söylediniz. Yeraltı kaynakları çıkacak. İşte ekonomik gücümüzün artması hakeza son derece önemlidir. Türkiye'nin dünyadaki bu konjonktürde lider ülke olabilmesi için. Ama ya o kadar da kolay ki, hocamız da hep söyler bunu. Sadece şu savunma ekonomisi, savaş ekonomisine harcanan, ayrılan paralar, insanlar sizin çok güzel buyurduğunuz gibi hizmet için ayrılsa zaten konu komple. Yani şu anda hallolur. Somali açlıktan kırılıyor. 2 milyar, hocam siz daha biliyorsunuz, 2 milyar dolar Somali'nin bütün sorunlarını halletmeye yetiyor. Evet. 2 milyar dolar nedir? Az önce Abramovich'ten bahsettiniz. Abramovich tahmin ediyorum 35 milyar dolar evet. civarında bir şey var, sermayesi var. Parası var 35 milyar dolar. Evet. Ya 2 milyar dolar yani hiçbir şey değil bu evet. yönden. Fakat çözülmüyor olaylar. Niye çözülmüyor? Çok güzel özetlediniz hocam. Çünkü insanlar şu anda bir kısmı tabii, herkesi kastetmiyoruz, parayı kendi kişisel menfaatlerini dünya, ülke lideri dahi olsa bir kısmı için söylüyorum. Buna ön planda, buna öncelik veriyorlar. Bu öncelikler nasıl kalkar? Fikri ve kültürel çalışmalara ağırlık verilerek, insanlar bilinçlendirilerek ancak kalkabilir. Ve tabii ki az önce de dediğimiz gibi sevginin, şefkatin, merhametin esas olduğu, ortak paydanın da Cenab-ı Allah'tan korkudan kaynaklanan ve bundan gelen sevgi ve şefkatin olduğu bir dünyada ancak bundan söz edebiliriz. Onun dışında değil mi hocam? Mümkün değil. Aksi yani tabii. olacak gibi değil. Şimdi senin dediğin bir Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu konuyla ilgili çok güzel bir, çok hikmetli ifadesi var. İnananların yani veya Müslümanların, inananların birbirine sevgisini ve kardeşliğinin önemine dikkat çekiyor. Yani bu olursa yeryüzünde huzur ve güven, mutluluk olur diyor. Şöyle buyuruyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Mesela diyor, her ikinizin diyor, halikiniz yani yaratıcınız bir. Bir malikiniz, sahibiniz bir. Mabudunuz yani ibadet ettiğiniz bir. Bir razıkınız yani rızık vereniniz bir. Bir, bir, bir. Bine kadar bir, bir. Diye söylüyor. Hem peygamberimiz bir, dinimiz bir, kıblemiz bir, bir, yüze kadar bir, bir, bir diyor. Şimdi bu kadar bir varken böylesine bir ayrılık evet. olması da yine ahir zamanın hocam mucizevi özelliklerinden bir tanesi inşallah. Bunlar atlatılacak yani evet. Türkiye'nin bu problemleri atlatması son evet. derece kolay. Fakat bakın Batı'nın düşünce tarzı bencildir. Yani bencilliği bir karakter haline getirmişler. Çünkü diyorlar ekonomideki başarı ancak insanların evet. bencil olmasıyla evet. mümkündür diyorlar. Evet. Böyle bir yapı var. Onun yerine ben İslam düşüncesine dayanan bir ekonomi teorisinin de mümkün olduğunu düşündüm. Bakınız. Türkiye büyük ölçüde yapılmıştır. Kadre uğramıştır geçmişte. İngilizler Osmanlı Devleti'ni dağıtıp Türkiye'yi kurarken jeologları göndermişler bölgeye. Nerelerde petrol var? Tüm petrolleri Türkiye'nin dışında bırakmışlar. Neden? Türkiye yeniden bir güç haline gelmesin evet, diye. Evet, evet. Onun için şimdi çevremizle birlikte bütünleştiğimiz zaman petrolümüz de olacak, her şeyimiz olacak. Evet. Değil mi efendim? Evet, evet. Ve onlardan intikam almak demeyelim. Ben intikam almayı sevmem. Ama onların yaptıkları bertaraf edilecek. Hı. Evet, güzel bir şey olacak. Bunun için bütün imkanlar hazır şu anda. Maşallah. Evet. Yani tabii Türkiye'de de çok önemli yeraltı kaynakları var. Evet. Bor var. Toryum var. Hı hı. Yani bunlar ileride çok önemli enerji kaynakları olacak. Türkiye'nin altı petrol de var ve bereket artacak. Şimdi onun üzerine örtenler var dediğiniz gibi hep menfaat ilişkileri olduğu için ve Avrupa kaynaklı dediğiniz menfaat ve bencillik. Çünkü materyalist felsefe de oradan kaynaklı. Evet, öyle. Onların işte İngiltere kaynaklı ve siyasette de İngiltere yani Birinci Dünya Savaşı'ndan evvel 1850'li yıllarda Charles Darwin'in evrim teorisini daha sonra sosyal hayata uygulandı. Ve bu ideolojilerce kendine temel elde edildi çatışma prensibi. Yani o yanlış olan doğadaki çatışma prensibi diye Darwin'in kendi fikrinden kaynaklanan şeyi sosyolojiye de uyguladılar. İnsanlar arasında da çatışma vardır.
devletler arasında da çatışma vardır, sınıflar arasında da vardır. Dediler, birinde Marksizm, birinde faşizm, birinde emperyalizm doğdu ve böylece ne, emperyalist fikirlerin altında yine bu materyalist fikirler yatıyordu, yine Darwinizm yatıyordu. Hatta geçen programda konuştuk, Osmanlı'nın yıkılışında da bu fikirlerin önemi vardı. Çünkü aydınların içine bu fikirsizlikten sonra birliğin çözülmesine neden olan etkenlerden oldu. Dolayısıyla biz yine günümüzde hem birey olarak insanların bu ahlaka, dediğin gibi bu fedakarlığa, bu gayrete gelmesinde ancak manevi duygularla, yani vicdanından kaynaklanan, Allah korkusundan kaynaklanan bir neden var. O yüzden yanlış fikirlerin, yanlış ideolojinin bilimsel olarak geçersizliğinin anlatılması günümüzde çok büyük önem arz ediyor. Evet. İnsanların birliği için, bölgemizde de birlik için önemli temel taşlarından biri. Evet. İnşallah. Ve Türkiye'den bu güzel çalışmalar Türkiye'den de çıkıyor. Türkiye'de hem materyalizmi hem darvinizmi dünya üzerinde bilimsel geçersizliği üzerine hocam daha önce biz konuştuk. 4000'in üzerinde bizim vakıflarımız konferans verdiler. Ve kesin net karşı koyulmaz biçimde bilimsel anlatımlarımızın karşısında durulamıyor. Tabii. Bakın biz 45 bin sayfa eser sayın hocamızın kitaplarında bir paragraf cevap veremiyorlar. Veremezler de. Çünkü deliller elimizde. Çünkü Allah var. Ve hak olan, doğru olanı biz söylüyoruz. O yüzden şimdi dünyada bir dönüşüm de yaşanıyor hocam. Yani eskiden materyalist felsefenin hakim olduğu ve bu ideolojileri de kapsayıp dünyayı savaşlara, terörlere sürükleyen bu zihniyet şimdi bilimsel gelişmelerle, programdan önce de konuştuk, bir DNA değil mi, bir genetik şifre. Yani. Bu genetik şifreyi koyan Cenab-ı Allah var. Yani. Şimdi biz bu genetik şifredeki bu bilimsel gerçekleri insanlara aktardıkça dünyadaki bu materyalist zihniyetin son bulması ve aydınlık, bilimsel bir dönüşümle insanların inançlarını ve imanlarını ve bilimsel gerçeklerle ortaya koyan akla dayalı, akılcı ve iradeli bir insanların yetişmesi söz konusu oluyor. Ve bu Türkiye'den başlayıp Türkiye'den yayılması, bölgemizde birliğin de Türkiye'nin en büyük rolü oynayacağını da gösteriyor Allah'ın izniyle. Çünkü bahsettim, Mehdi de Türklerden olacak. Peygamber Efendimiz de bildirmiş, Türklerin rolünden bahsetmiş. Bu bize verilmiş büyük bir nimet. Evet. Allah bizi böyle istihdam etmiş, yani görevlendirmiş. Maşallah. Geçmişte de bunu Osmanlı tecrübesiyle yaşadık. Dediğiniz gibi hocam, şimdi bundan sonra da Allah o imkanları, fırsatları ve şartları bizim için bu güzel hizmete yönelik yaratmış. Maşallah. Şimdi yapılacak şey bizim kendi kültürümüze, kendi şeyimize, değerlerimizin üzerine bir toplumsal bilim inşa etmektir. Bakın, ekonomideki düşünce tarzı bizim şeyimize uygun değil. Bizim kültürümüze uygun değil. Evet. Onlar diyorlar ki insanlar kendileri için yapmalıdır ne yaparsa. Ben de diyorum ki bir insan hiçbir şeyi tek başına üretemez. Üretim toplumsaldır. Siz gidip bir fabrika yaparsanız bunu kim koruyacak? Tabii. Yolunu kim yapacak? Sen getirip hepsini ben kazandım diyorsan, değil mi? Olmaz yani. Maşallah. Evet. Evet. Bu işçileri kim eğitmiştir başından beri, değil mi? O toplumun ortak malıdır. Allah da diyor ki rızkı ben veririm. Maşallah. Sana diyor nasıl kullanacağını da benden öğrenirsin diyor. Maşallah. Evet. Yani insanlar sahibi değildir, aracısıdır. Dağıtmanın aracısı. Bir kısmını kendin tüketeceksin. Hı hı. Onu geri kalanda Allah'ın istediği istikamette dağıtacaksın. Maşallah. Öyle olunca da kimse komşuda aç kalmaz. Maşallah. Evet. Zaten maşallah. İslam ahlakının esasını anlatıyor maşallah hocam. Tabii. İhtiyacın kadar diyor Cenab-ı Allah. Diyor, onu kullan. İhtiyacından arta kalanı da ver. Ver. Buyuruyor. Böyle olursa, yani Kur'an hükümleri tam uygulanırsa ne açlık olur, ne sefalet olur, ne fakirlik olur. Bütün sıkıntılar oradan kalkar tabii, inşallah. Ama büyük bir fabrikatör olacaksın. Onun da manevi bir tatmini var yani, değil mi ya? Evet, bizim söylediğimiz onları engelleyecek bir şey değil. Elbette. Hiç engellemez. Tabii. Onun da ben bir sürü insanı
doyuruyorum demek zevkine erişirsin evet. Değil mi efendim? Evet, evet. İnşallah. Belki sen biraz da ötekilerden daha yukarıda olabilirsin. Hiç mahsuru yok. Mahsuru yok. Mahsuru yok. Evet. Verdikten sonra ki hocamız onun mantığını anlatmıştı. O dediniz patron diyelim. Tamam sen patron ol, kimsenin bir şey dediği yok. Fabrikayı kurmuşsun. Hak edebilirsin. Sen daha çok verirsen senin çevrendeki insanlar zenginleşir. Tabii. Bu sefer senin fabrikanın ürettiği mallardan daha çok alırlar. Alırlar. Bu sefer sen daha çok zenginleşirsin. Evet. Yani daha da güzel olur demişti hocamız. İnşallah evet. Yani olacak. Evet. Şimdi Türkiye'nin yani insan kaynağı yetişmiş yani Müslüman, Türk Müslümanı, Türkiye'deki Müslümanlar gerçekten Sayın Hocamız daha evvel ifade etmişti bunu. Bir modeldir. Yani demokratik yapısıyla, laik yapısıyla Müslümanlığı anlayış ve yaşayış açısından Türkiye'deki Müslümanlıkta bir örnektir. Yani Türkiye'nin örnek alınacak bölgede birçok sahip olduğu vasıf var. Yani demokrasi bir vasıftır. Demokrasinin kaynağından bahsettik. Allah'tır o özgürlüğü ve demokrasiyi veren. Laiklik de öyle. Aynı şekilde bir güvencedir. Yani insanın dinini özgürce yaşamasının bir güvencesidir laiklik. Yani o olmazsa insanların birbirine müdahalesi olabilir ki Allah bunu istemiyor. Dolayısıyla laiklik gerekli, demokrasi gerekli. Türkiye'deki aydın Müslüman anlayışı, Türkiye'deki aydın Müslüman anlayışı da bir örnektir. Yani tutucu muhafazakar, daha doğrusu yobazlıktan arınmış, aydın, bilimsel gerçeklerle hareket eden, modern, yetişmiş, yani bu vasıflara sahip, daha ileri derecede vasıflarla, yani yeni bir medeniyetin kurulması, daha doğrusu yeni bir medeniyet ihyası da söz konusu. Bu birliğin getirdiği en önemli katkılardan biri de İslam ahlakının getirdiği ve bu yetişmiş insanların o ahlakla çevresinde yeniden ihya ettiği bir medeniyet. Evet. Gerçekten insanların birbirine olan bakış açısı, sevgisi ve merhameti hitabına kadar, mimarisine kadar, çevre düzenlemesi yeşilliğine kadar, saygıya kadar, değil mi? Siz biraz evvel annesini otelde bırakıyor dediniz. Evet. İşte İslam ahlakında böyle değildir Allah'ın izniyle. Bunun gibi her türlü medeniyet, yani insanın medeni olmasıyla çevrenin medeni olmasına büyük katkısı olacak. Türkiye'deki bu aydın Müslümanlığın ve yobazlığın da sonu olacak bu dönem. Böyle bir birliktelik terörün sonu, savaşın sonu olduğu gibi yobazlığın da sonu olacak. Ve Türkiye bu konuda da model bir ülke olacak. Yani Mehdi'nin Türklerden çıkması, onun ahlakının herkese riayet etmesi öyledir. İnsan ahlakında, vicdanında ve bir şey vardır, böyle hal alma. Yani hocamız bunu çok daha evvel izah etmişti. İyilikten, güzellikten hal alır. Sevgi gördüğünde sevgi göstermeye eğilimli olur. Değil mi? Şefkat gördüğünde şefkat göstermeye eğilimli olur. İyi özellikleri insanın kendi üstünde barındıran ve sonra da tezahür ettiren bir hal alma olayı vardır. İnsanlar hal alırlar. İşte o güzel ahlaktan da hal alacaklar. Ve o hal yayıldıkça güzellik, sevgi, barış, huzur, her şey onunla birlikte bereketli bir şekilde gelecek. Bu ülkemizden kaynaklanan, Türkiye'nin, Türk milletinden ve tabii Türk milleti deyince Sayın Hocam'ın dediği gibi yani bu bir Ermeni'nin dediğiniz gibi bir işte Hristiyan'ın bir herkesin o bir Türk dediğimiz yani İslam ahlakından kaynaklanan o ruh hali herkese yansımış olacak. Tabii, yani Allah'ın izniyle. Efendim şimdi ben bir şey daha söyleyeyim. Şimdi sadece dini kuralları yerine getirmekle yetinmeyeceğiz. Çünkü Allah'ın koyduğu kanunların çoğu bir de doğa kanunlarıdır. Fiziktir, kimyadır. Bunu yaratan kim? Yani değil mi? Elbette. Biz onları da öğrenirsek zaten Allah'ı daha iyi anlamış oluruz. Evet. Onun için pozitif bilimlerden uzak kalmayacağız. Mutlaka. Sadece kendimizi dine hasredip ondan sonra üretmeyen, yaratmayan insanlar olmayacağız. Evet. Aklımız Allah bu kanunları nasıl koydu, ne manaya geliyor, ne sonuçlar yaratır sorularına cevaplar arayacağız. Bu çok önemli. Evet. Mahir Hocam çok çok önemli bir konuya değindi hakikaten. Yanlış biliniyor. Evet. Yani gerçi eskiden de artık bayağı oturdu özellikle hocamızın ve kıymetli büyüklerimizin çalışmalarıyla.
bir insan dindar olduğunda zannedilirdi ki bilimsel çalışmalardan, fizikten, kimyadan, matematikten, yeniliklerden uzak kalır. Bunlarla ilgilenmez. Yani din ve bilim ayrı, ayrı zannediliyordu. Oysa ki bunu böyle olmadı, artık ortaya çıktı. Evet. Bir kere Kur'an-ı Kerim doğrudan Cenab-ı Allah'ın ayetleriyle bizleri bilme sevk ediyor. Düşünmeye sevk ediyor. Evet. Araştırmaya sevk ediyor. O kadar çok ayet var ki, göklere bakmazlar mı diyor, düşünmezler mi diyor. Hatta düşünmemeyi kötü görüyor Cenab-ı Allah. Hı hı. Düşünmeyi emrediyor. Dikkatli olun diyor. Araştırın diyor. Yani bu ikisi aslında iç içeymiş. Demek ki bize yanlış öğretmişler. Evet. Onu evet. O özel bir jargon. Yani orta çağın skolastik kafası Hristiyanlık döneminde, yani onların yobazları olan dönemde, işte dünya düzdür diyor. Yani bilimle çatışan, değiştirilmiş, tahrif edilmiş Hristiyanlıkla o zaman dinle bilim tabii ki çatıştı. Evet. Ama o daki şeyi alıp 21. yüzyılda kullanılması, o tamamen taktiksel bir söz şeyi onların. Halbuki şu anda dediğin gibi din bilimi emrediyor. Yani Kur'an bilimi emrediyor. Çünkü bilimin sonuçları Kur'an'ın gerçeklerini ortaya çıkartıyor. Bununla ilgili Sayın Hocamızın Kur'an Mucizeleri 1-2-3 kitabı, kuranmucizeleri.com, bundan detaylıca öğrenebilirler izleyenlerimiz. Dolayısıyla demin bahsettiğimiz gibi bilimsel gerçeklerle, yani akla ve kalbe hitap eden, tamamıyla değil mi, bir hücreyi incelediğinde bir insanın net bir kanaati gelir. Bugün bilim dünyası 100 bin enstitü, 1 milyon profesörle bir tane hücre yapamıyor. Evet. Ama bizim sadece benim vücudumda 100 trilyon hücre var. Evet. Yani dolayısıyla bilimsel eğilim, dediğiniz gibi pozitif bilimlerle ilgilenmek zamanımızın özemli bir özelliği olacak. Çünkü o zaman Allah'ın varlığının, kudretinin büyüklüğünü çok daha iyi, çok daha iyi anlayacağız. Evet. Ve onun koyduğu kanunları öğreneceğiz. Elbette. Bu kanunlar başkasının değildi. Kim koydu bu kuralları diye. Maşallah. Taş niçin düşüyor, nasıl düşüyor? Tabii. Bu onun koyduğu kanunlardır. Maşallah. Evet, bunları öğrenmemiz lazım. İnşallah. Tabii. Evet, inşallah. Demin şey ifade etmiştin, onu da tamamlayayım. Hocamın da başka söylemek istediği bir şey yoksa programımızı da yavaş yavaş sonlandırırız. Türk-Kürt kardeşliğinden bahsettik. Bediüzzaman Said Nursi dedik. Yani çok sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz büyük bir İslam alimi. Bölgedeki birlikte Türkiye'nin rolüne bakın ne kadar güzel ifade etmiş. Ben tabii mealen söylüyorum ama Ali İmran suresinin 54. ayetinde ben öyle bir topluluk çıkarırım ki diyor Cenab-ı Allah, onlar Allah'tan korkarlar. Allah da onları sever, onlar Allah'ı severler diyor. Hayır yönünde olan bir topluluktan bahsediyor. Bu topluluğun diyor Bediüzzaman Hazretleri, kendisi bir Kürt olarak Türk milleti olduğunu gördüm diyor. Yani bu Allah'ın Türk milletine bir misyon verdiğini, yani ilahi kelimetullah yeryüzünde yayma görevinin ve barışı, adaleti, güveni tesis etme görevinin Türk milletinde olduğunu anladım diyor. Bakın bir Kürt olarak bunu söylemesi ne kadar hakikaten ayeti kerimeyle Cenab-ı Allah'ın Türklere bunu nasip etmiş olduğunu maşallah, gösteriyor. Maşallah. Net kanaatiyle söylüyor. Üstad yazmaz, söylemez yani böyle bir şeyi. Ve Türk-Kürt kardeşliğinin ne kadar önemli olduğunu nasihatlarıyla da söyleyip hem birliğimizi, ülke birliğini, hem bölge birliğinde kendisi İttihat-ı İslam olarak, ki programımızın adına vesile olmuştur, İslam Birliği, yani Türk-İslam Birliği bölgemizde diğer ülkeleri de içine alan büyük bir birliğe inşallah Türkiye'nin öncülük edeceği inşallah, belli. Bediüzzaman Said Nursi'nin birkaç tane sözü var. Onları da tam olarak verelim izleyicilerimize. Yani Türk milletiyle ilgili, Türk ordusuyla ilgili, Türkleri çok çok sevdiğini de zaten dediğin gibi gösteriyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri şöyle buyuruyor Emirdağ laikasında. Türkler bu milleti İslamiye'nin kahraman bir ordusudur. Çok açık. Devam ediyor. Kahraman ve mücahit ordunun ve dindar milletin, çok önemlidir burası, ruhundaki nur-u iman ve Kur'an ışığıyla hakikati hali göreceği rivayetlerden anlaşılmaktadır diyor ki Türkistan biline de atıfta bulunuyor. Yine bir tane daha verelim, yine Emirdağ laikasında. Ben bu mübarek milletin kahraman ordusunun
milyonlar efradı yani bireyleri ve zabitlerin, subay, rütbeli askerlerini severim. Hürmetlerini, haysiyetlerini elimden geldiği kadar muhafaza ediyorum. Yine Türk milletine ve ordusuna ve askerlerine olan hayranlığı ifade ediyor. Hutbe-i Şamiye'de yine şöyle buyuruyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. İnşallah yine Araplar yeğesi bırakıp, ki bu çok önemlidir şu an değil mi hocam? İçinde bulunduğumuz durum aslında tam yani ümitsizlik. Bırakıp İslamiyet'in kahraman ordusu olan Türklerle hakiki bir tesanüt, yani kardeşlik, dayanışma, birliktelik, dayanışma, tesanüt ve ittifak ile el ele verip Kur'an bayrağını dünyanın her tarafında ilan edeceklerdir diyor. Yine Üstad Bediüzzaman Hazretleri Türklere, Türk milletine bu görevin aslında mukadderatta takdir ilahide verildiğine işaret ediyor inşallah. Hocam lütfettiniz. Estağfurullah. Şeref efendim. Verdiniz. İstifade ettik. Sadece ben mutlu oldum buraya gelmekle. Çok teşekkür ederim. Biz de çok Allah mutlu olduk hocam. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Efendim yeni bir İttihat-ı İslam programında tekrar birlikte olmak üzere. Hayırlı günler.